Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi G'arib ko'zniki kanalini qarshi olaman. Bugun 2-chi oyning 1-chi kuni. YouTube'dan G'arib ko'zniki deb uyg'urcha izlab meni YouTube kanalini obunachi bo'lishni, Twitter'dan Yadusyan deb inglizcha izlab menga ergishni unutmanglar. G'arib ko'zniki kanalimizning a'zolik sahifasi ochib etildi. A'zolik sahifasiga a'zo bo'lib meni ko'plab qo'llab berishinglarni umid qilaman. O'tgan oyda, ya'ni yanvar oyida men Facebook'ta yanvar oyi uyg'urcha she'r o'qish oyi deb asosan har kuni degidek bir parça she'rni do'stlar bilan ham bahrlandim. Bu intan yaxshi olqishga erishdi. O'zim ham nihoyatda yaxshi unum ko'rdim. Hatto bir ikki bir qar she'r o'xshab qoladigan she'rlarni yozdim. Bu jihatdan menga foydasi bo'ldi. Birinchi oy mushtaq bo'ldi ham, ikkinchi oy fevral oyini men o'rganish iye deb Facebookdan o'rganishga munosabatlik materiallarni materiallarını taqatmaqçı. Şuna muşu bugün ikinci ayının tüncü günü buluş süpüt bilen dostlarla ögünüş, hazır ögünüş en mühim noktalarının birisi, yani İngiliz dili ögünüş doğrusu da bir kısım program işildim. Ondan da dostlar dikkatinle tüvendeki programdaki mezmonda bolsun. İngiliz dili dostlar bilimiz dünya boyunca en mühim tıllarının birisi. İngiliz dili bizninki xizmat yoki ko'ngil ochish, o'rganish, kitob o'qish va har qaysi jihatlarda biz uchun nihoyatda muhim tillarning birisi. Bo'libmi, oliy maktabga kirish, xizmat izlash degandek jarayonlarda ingliz tilining natijasi bo'lmasa, xeli asos jihatdan bo'lmaydi desak bo'ldi. Inglizchada hozir dunyoda ikki xil asosliq imtihon, saviyasinish imtihoni bor. Undaqda do'stlar, bugun sizlarga sadece bu ikki seviyeslash imtihanıdan, yani IELTS bilen TOEFL ikisinin kaysi imtihanını tanlaş gerek, muşu doğruluğu sizlerken özlemdeki köz kararışlarını sözləp bəsəm. Oldu bilen gördüğümüz bu iki xil imtihanının ki sileş durması. IELTS, yani IELTS diginimiz International English Language Test System. Bunu Angliya tarafından tüzüp çıkan. TOEFL diginimiz Test of English as a Foreign Language. Bunu Amerika'nın Stanford Üniversitesi'nde tüzüp çıkan. Şu an bu iki noktadan körgül buldu ki IELTS asas cihetin Angliya, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa Katarlık muşu devletlerde muşu devletlerden şirketleri, muşu devletlerden aile mektepleri buna bekerek kabul kıldı bunun neticesini. TOEFL ne olsa asas cihetin Amerika, yani Amerika'daki bardak aile mektepler, bardak şirketler kabul kıldı. Ama bu diğerlik mutlak diğerlik yapamaz. Mesela eğer size aile mektepte malum bir aile mektepte okumak için olsanla, meyli Avrupa olsun, meyli Amerika olsun, bu aile mekteptenki torbetlerden sileştirip, bula zadi kayıtsız seviyesinin açısından neticesini kabul kıldı. Mesela Amerika'da TOEFL bilen ailesini tanrı kabul kılamdı, ya ki TOEFL'ın anlamı kabul kılamdı. İngiliz ya da Avustralya başı devletlerde bulsan, TOEFL'ını mı kabul kılamdı, okumamdı. Ama şununla karar baksanlar buldu. IELTS'nin ki bu 89. yılından başlangan, şuna bunun ki kölüm cihetin sel küçükerek bütün dünyada 1200 imtihan ilişki noktası var. TOEFL'nin bu olsa bu 1964. yılından başlangan, şuna bunun ki bütün dünyada 4500 imtihan noktası var. Ama hatırlayacağım bununla ki bütün dünyadaki asaslık devletlerinin ki asaslık çoğun şehirlerinin ki hemisi de gidek bu işkili imtihanın ki imtihan iliş noktası var. Tövendik gördüğümüz IELTS bilen TOEFL işkilisini yılda 48 kıtım imtihan oldu. Şu an imtihan beriş porusu hayli köp desek mi oldu. Tövendik gördüğümüz bahası IELTS, bunun bahası her bir devlette bahası okşamaydı ama asas cihetin 250 dolardan yukarı buldu. TOEFL olsa bunu asas cihetin kompüteri tordu verdi, şu an bunun bahası 200 dolar. IELTS'da adam arkalık bir damganı ki bunun bahsi sel yukarı buldu. Bayağı dediğindek IELTS'nin ki asaslıkı kağız yüzde buldu ama bunun bazı noktalarının ki tor bilen imtihan veriş ihtimallıkımı var. TOEFL'nin ki asasiyetin mutlak köp kısmı oralarda tor imtihanı, yani kompüterde imtihan veriş buldu. IELTS'nin ki imtihan vakti aldık yani koşup gelse 2 saat 45 minut etrafı buldu. TOEFL'nin ki imtihan vakti aldık yani koşup gelgende 4 saat yıkılışı kaldı. Bana bu IELTS bilen TOEFL'ninki
asosiy silish turmalari, o'xshagan o'xshamaydigan yerlari. Tumanda yana bir xil silish turma TOEFL'ninki, buninki numar sistemisi 120 numar. Yani okuş, anlaş, sözleş, yeziş bu tört bilek hemisi 30 numardan 120 numar. IELTS'ninki, buninki numar sistemisi okuşmaydı, bunun numar sistemisi 9 numar sistemisi. Yani 0 numardan 9 numar geçen bu şuna oldu. Yani her bir bilek okuş, anlaş, sözleş, yeziş 0'dan 9 geçen numar oldu. Mesela okuştun 80'den 5, anlaştın 70'den 5, sözleştin 6, yeziştin 8 degendek muşundak numar koyuldu. Anan bu umum numarı çıkagan ninkin bununki umum numarası kararlı. TOEFL ninkin nurgun devletlerde anlaşılığa karaganda 80 numarıdan yukarı bolsa kabul kıldıkken. IELTS numarı bolsa mesela ben fıkıdığım Avustralya'da bununki 6'dan 5. Ama bazı ali mektepler her bir bölükken okuş, anlaş, sözleş, yeziş bulağı mı numara çeki koydu. Bayan bir noktunu unutup kaptım ben. TOEFL'nin ki bir kılı var ama IELTS'nin ki iki kılı var. Yani IELTS'nin ki köşmen bölü ben deydiğim bilen, Ali Mektep kırmen deydiğim bu iki kıl imtihan okuşmaydı. Şuna maciyat gibi dikkat kılınla. Ziyade köşmen bulamışlar ya Ali Mektep kilemişler, kiremişler bunun gibi perkı var. Hem de tümende TOEFL bile IELTS'nin ki en çok okuşmasızlıklarına bir kara baksak. Aldı bulan gördüğümüz TOEFL'nin ki okuş, anlaş bulanınki sualları hemisi tallaş sualları. ABCD bunlar tallaş. Şuna bunu bir vasıta kompüterde tallasanla alan buldum. Ama IELTS'nin ki anlaş, söz, anlaş bilen okuşun ki bunun tallaşları boş orun suali. Bunu yine kalem bilen yazdığın gibi. Bunun okuşmaş yeri muş şu. Eğer sizler köp cevaptan tallaş bunda hani yoktursanla TOEFL gerek maskeldi. Ama aslında kompüterde meşgul için yaktırmayın. Kalem bilen yeziş bunu yaktırsanla bununki IELTS'nin kesilerek bekerek maskeldi. Bayam digendek TOEFL asas cihetin kompüterde ilip verildi. Hatta bunun sözleş nemiz mi kompüterde ilip verildi. IELTS olsa bunun da kayğız bilen imtihan verimiz adam bağı imtihan meydanda hem de bunun sözleş nemiz mi adam bilen sözleş arkalık yüz duran sözleş arkalık bu verildi. Bazı dostlar çetelliklerden yüz duran sözde sözleşenler ciddileşip gitmişler mümkün. Şu an sizlerle bunda dostlarla belki kompüterde çıkan suallarla bunda sözlep cevap veriş mavi maskeleş mümkün. Ama minin için bulunduğunda adam bilen yüz duran turup sözleşse adamınki çıra ifadesi bulanınki nurgun bedeninki bunda hareketleri bulağa karab cevabım doğru bulu vatamdı. Bu mavi vatamdı yakın bunda özümüzden cevabını tanışıp bunda kılgılı buldu. Hatta bazı nemilerle azırak usulan işiltip gerçi özümüzden iğiz dilimiz ancak yakışı bulmuş mu? Ama bazı sözlerini işiltip iğiz dilimizin yakışarak köşetkili buldu bunu Adem'e. Şu an mali terapinin ayrıldısının artıkçılığı var. Ama yeni bir terapi ayrıldısı mı şu? Engiliye ve Engiliye'nin aynı vakti Engiliye bir sıvagan devletler müşterepler çıkarak bulduğum mümkün. Bunun bir ihtimallığı var. Yani imtihanga kirgen okutukça, yani yüz türen imtihan kirgen okutukça belki Hindistanlık, ya Kanadalık, ya Avustralyalık mundaq erkil devletlerden kelgen buluş mümkün. Bulaninki erkil devletninki, erkil devletninki yerlik telaffuz var. Şuna mavi ihtimallığı var. Eğer anlaş cihette, telaffuz cihette sel kıyınçlık var dostlar olsa belki ayıltısılığa maskemesliği mümkün. Yeni bir okuşmaydığın yeri bu TOEFL'ninki okuşluk materyali bu asas cihetin akademilik materyallardan kildi. Şuna bununki kıyılık derecesi sel yukurraq. IELTS'nin bolsa bunun okuşunun materyalleri akademilik materyallardan ve başka ve turmuş materyallardan yani gizit jurnallardan elindi. Şu an maciyetten sıçtırsak bununki okuş cihetin IELTS'ninki sel azarak kildi. Sıçtırın kıp etkanda. Yeni bir çoğun farkı TOEFL'ninki makalesi bula işkilisi bir çoğun bir küçük işki makal yazıldı. Bununki TOEFL'ninki 50 minut içinde 500 sözlük makal yazdığın gibi. Ama IELTS'ninki 60 minut içinde 400 sözlük makale yazdan gibi. Şuna eğer makale yazış cihetinin sel kıyınçılıkı bağlı dostlar olsa IELTS'ni tıllısanlar buldu. Şuna yıkıncaklap kesek bu IELTS ya ki TOEFL kayısı işkisini tıllayımız diken de birinci lap gördüğümüz siz zadı kayısı devlet gibi bağmakçı. Kayısı devlet bağmakçı. Mesela Amerika bağmakçı olsanız TOEFL. Bu asas cihetin müştahıl tıllaş. Eğer Engliya, Avustralya, Kanada olsa benim için IELTS bozsa bekerek maskeli doğdup karayman.
İkinciden Ali Mektep. Eğer Ali Mektep'e bakmak istiyorsanız Ali Mektep'e tek çırp yakın zaten kayısını kabul kıldım. Üçüncüden bu imtihanın ki imtihan şekli sizce maskelem bu meskemem bu. Kompüterden imtihan verişini halam siz ya ki yüz tane adam bile imtihan verişini halam siz. Üçüncüden sizin ki okuş yezi seviyeleriniz kandarak. Eğer bu iki cihetten seviyeleriniz anca şençimiz bulmasa bu iki cihetten ayıltısal asarak kildim. Şuna mani ayıltısını talısını siz gene gerek maskeleşe mümkün. Ben şahsen özümle hep etsem, ben aynı vakta IELTS imtihanını beğen. Bu imtihanımı aynı vakta ne çıktım manevra imtihan veriş. IELTS'ın ki özünün çıkartan kitaplarında 4-5 kitabı var. Bunları başına akır tüketip etip manevra imtihanlarını tüketip etkendim ki bunun neticem nayeti yakış çıkan. Şuna ben TOEFL cihetimden köp tecrübem yok. Şuna muşu bir neçen noktunu ve özümün tecrübesine yığın çıkılıp gelgenden ki ben dostlarına köpürek eğer Amerika'ya bağımaydıgan dostlar olsa köpürek ayrıltısını teşebbüs kılmen. Onda kız dostlarım bugünkü programa mişe geçip olsun. Fevral iyi yeni bilimlerini ögünüşünü unutup kalma. Onun başka ne bizden YouTube kanalımızdan muştur bul işini, söz fikirlerini kaldır işini, yazarlık sahibisi eza bul işini ve başka dost buradarlarına tarıktıp koy işini unutma. Onda kız dostlar anlığınlığa yeni bir rahmet. Hayır hoş. Aman bulunlar.